أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar, az önce bu ayette fani fiiller dediğimiz bir türünün başına gelen zahalet harflerinden tamamına örnek içeren bir ayet okudum. Neydi bu zahalet harfleri? Eteyne kalıbında olan elif, te, ye ve nun harfleri İrab'da mahalli olmasalar da fani fiile anlamca katkı sağlayan harflerdir. Bunları Kur'an-ı Kerim ve ayet düğüne de bağdaştırmak isteyen arkadaşlar için bu ayette örnek olarak veriyorum. Ne gibi? Estağfirullah. Etece'alu fîhâ. Burada melekler soruyor Allah'a. Sen orada yaratacak mısın? Tece'alu, yani buradaki P harfi sen anlamına gelen P harfi ilk uzak harfimiz oluyor. Men yufsidu fiha, yani fesat çıkaracak kimse. Yufsidu hüve, yani ye ve ikinci suale harfimiz oluyor. Ve yufsidu fiha, kan dökecek. Seni yaratacaksın. Bu da yine aynı harfi görüyoruz. Ye harfi. Ve nahnu yusebbihu bihamdike. Bu da arkadaşlar bunun harfini görüyoruz. Bu derken üçüncü zalet harfimiz ve nukaddisu leke, yine burada kutsamak anlamına gelen bir de yine dur harfimiz var. İnni a'lemu ma la ta'lemun derken biz sizin bilmediğiniz şeyleri biliyoruz derken a'lemu, burada ene sonunda mavi gelen e harfini görüyoruz. Bu dördüncü harfimiz oluyor. Tabi te'lemunda geçen te harfi az önce geçmişti. Dolayısıyla bu ayette zahat harfinin dört harfi birden öğreneceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir ayet olarak, bir örnek ayet olarak karşımızda duruyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste, başka bir anlatımda görüşmek üzere. İstanbul Boğazı'ndan hepinize selam ediyorum. Esselamu Aleyküm.